Ben de Yapabilsem YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif Yeşil. Bu videomda sizlere Instagram Keşke Ben de Yapabilsem sayfamızdaki yarışmalarımızdan bahsedeceğim. Bu yarışmaların amacı nedir? Ödüllü yarışmalar mıdır? Katılmak için neler yapmamız gerekiyor? Instagram Keşke Ben de Yapabilsem sayfamızda bugüne kadar 29 ödüllü yarışma yaptık ve bu hafta 30. ödüllü yarışma yapıyoruz ve gerçekten çok baba ödüllerimiz var. Ben de çok heyecanlıyım. O yüzden videonun başında bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel ödüller veriyoruz ve şimdi yarışmanın detaylarına geliyoruz. Yarışmalarımızda iki tane temel amacımız var. Bunlardan bir tanesi sizleri tanıtmak. Zaten gönüllü bir platform olarak bunu hali hazırda yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz. Ama yarışmalardaki önemli ayrıntısı ise aynı konuyla ilgili hobiler edinmiş insanları bir araya toplamak. İşte bu hep bilinen konularda değil de bilinmeyen konularda da yarışma yaptığımız zaman artısını daha çok görüyoruz. Terraryum yarışması yapıyoruz. Gördük ki birçok insan terraryumun ne olduğunu bilmiyor. Aa, bu ne kadar güzelmiş deyip bir ilgi oluşturuyor. Ya da filografi sanatıyla ilgilenen insanlar bunları tanıtmaya ihtiyaç duyuyorlar. Ve yarışmamız tam da bu anlamda çok güzel bir vesile oluyor. Bir de şöyle bir artısı var. Örneğin çanta yarışması yapıyoruz. Yarışmalarda esas olan kısım beğeni. En çok beğeni alan dereceye girdiği için haliyle yarışmaya katılan herkes eşine, dostuna, tanıdığını, tanımadığını herkese oy almak için mesajlar atıyor. Bunu bir şekilde yarışmamızı duyuruyorlar, iletiyorlar o insanlara. Ve yarışmamızı çok fazla talep oluyor, ilgi oluyor. Böylece sergilediğimiz yarışmamızı dahil olan herkesi görmüş oluyorlar. Şimdi sanmayın ki aman efendim bana oy vermeye geldi biri de bir başkasını beğenmez, sanmayın o iş öyle olmuyor. Çünkü tanıdık tanımadık herkes bir şekilde duyuru yaptığı için farklı insanlara da ilgi olabiliyor. İşte geliyor bir başkası, aa bu ne kadar güzel yapmış, aa böyle bir şey de varmış, ben bu sayfayı da takip edeyim diye, ya da sipariş anlamında da çok güzel dönüşler oluyor. Bunlar 29 yarışmadaki tecrübeyle sabittir efendim. Tavsiye ediyorum yarışmamızı şiddetle. Gelelim hediye kısmına. Hediye kısmında da çok kapsamlı ve benim çok önemsediğim bir konu esasında. Şöyle bir amacım var. Ne kadar çok kişiye hediye verebilirsem o kadar kârda sayıyorum sayfa olarak kendimi. Bunları da sponsorlarımızı, daha doğrusu üreticilerden seçiyorum. Malzeme üreten kişilerden seçiyorum. Ahşap boyama yarışması yapıyorsam ahşap üreten kişiye gidiyorum. Anlatıyorum. Ben ne yapıyorum? Nasıl bir amaca hizmet ediyorum? Bunların hepsini anlatıyorum. Ve genelde 29 hafta bunu gerçekten çok güzel yaşadık. Tamam, bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Bir hanımımıza, hanım arkadaşlarımıza bir katkımız olsun diye bunu kabul ediyorlar. Seve seve çok güzel ödüller veriyorlar. Bu arada bu haftaki yarışmalarımız böyle çok güzel de çok baba ödüller. Bunları da böyle arada bir parantez olarak belirtmiş olayım. Çok güzel ödüllerimiz olacak ve hep altını özellikle çizdiğim gibi bir artı sağlamaya çalışıyorum ben bu yarışmalarda. Bir faydam olsun. İşte tamam, birinci oluyor. Çok güzel bir heyecan yaşıyor katılan arkadaşlarımız. İşte yazıyorlar bana mesela, ya ne kadar heyecanlıydı. Çok güzel bir heyecan yaşadım. İşte eski günlerimize döndük. Çok güzel oldu. Böyle çok güzel mesajlar alıyoruz. Bu bir artı zaten. Böyle bir mutluluk veriyor. Bazen kıran kırana yarışmalar oluyor. Bir bakıyoruz 3 oy, 3 beğeni fark var, 2 beğeni fark var, 10 beğeni fark var. Böyle çekişmeli de olabiliyor yarışmalar. Bunların artısıyla birlikte kaç kişiye ulaşabilirsek o kadar kişiye hediye veriyoruz. İşte çanta örüyorsa ipini veriyoruz. O da bunu emeğe dönüştürüyor, ürüne dönüştürüyor, satıp bütçesine katkıda bulunuyor. İşte benim sponsorların tercihindeki en büyük ayrıntım, en büyük dikkatim bu yönde. Üretici olsun, ham malzemeyi versin ki ben gerçekten bu insanlara fayda sağlayayım istiyorum. Bu iki temel amacı vurguladıktan sonra gelelim yarışma kurallarına. Şimdi öncelikle paylaşacağınız fotoğrafın kendi emeğiniz olması gerekiyor. Fotoğrafın size ait bir fotoğraf olması gerekiyor. Bunu bizim vereceğimiz hashtaglerle sayfanızda paylaşacaksınız. Bu hashtagler şu anlamda çok önemli. Biz mesela keşke ben de yapabilsem,
en beğendiğini seç ve hangi konuyla ilgili yarışma yapacaksak o konuyu belirliyoruz. 3 tane etiket kullanıyoruz. Çanta ise çanta, ahşap ise ahşap, filografi ise filografi etiketini kullanıyoruz. Çünkü bu eşit olmayı sağlıyor. Her fotoğrafın, yarışma esnasında paylaştığımız her fotoğrafın altında aynı 3 etiket olması önemli, eşitlik anlamında. Çünkü beğeni gelecek başka bir etiket kullanabilirsiniz. Bu bence bir haksızlığa yol açar. O yüzden bu kuralı belirledik. Siz farklı açıklamalar yazarak paylaşıyorsunuz. Bunları biz siliyoruz. Siz ne yazarsanız yazın, siliyoruz. Mutlaka o 3 etiketle sizi paylaşıyoruz. Ama bu bizi yoruyor. Sizin dikkat etmeniz gereken, yani benim ricam bu, bu anlamda çok önemli. Çünkü bizi yoruyor. Onları silmek zamanımızı alıyor. Çünkü bir yarışmaya 200 tane katılım da oluyor, 150 tane katılım da oluyor. Tek tek bunları silip sadece 3 hashtag bırakmak bizi yoruyor. Lütfen buna dikkat edin. Bize mesaj atıyorsunuz. Paylaştığınız görseli, ilgili etiketleri yazdınız. Bize bunu mesaj olarak atıyorsunuz. Biz de repost etmeye başlıyoruz. Fakat sayfanızın açık olması gerekiyor. Gizli sayfa olursanız repost edemeyiz. Yarışma esnasında sayfanızı açıp daha sonra gizleyebilirsiniz. Bu noktada tercih sizin. Onun dışında istediğiniz şekilde duyuru yapabilirsiniz. Story'ye atabilirsiniz, repost edebilirsiniz. Facebook'taki gruplarda duyurabilirsiniz. Bunlar serbest, bir sıkıntı yok. İsterseniz sayfamızdaki görselinizi DM olarak istediğiniz herkese çok daha fazla kitleye mesaj olarak atabilirsiniz. Ama engel yemeyin. Engel yerseniz işte o zaman kötü. Belli sayıda insanları, çok fazla kişileri rahatsız etmeden böyle tanıdıklara ulaşacak şekilde duyurunuzu yapıp en fazla beğeni almak için sarf edebilirsiniz. Kurallarımız şimdilik bu kadar. Tabii ki bu kadar değil kurallarımız. Çünkü en önemli kuralı en sona sakladım. YouTube kanalımıza abone olmak. Yarışmalarımızdaki en önemli kıstasımız şudur ki kanalımıza abone oluyorsunuz. Ondan sonra yarışmaya katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bize abone olduğunuza dair fotoğrafı DM'den gönderiyorsunuz. Sonra da yarışmaya katılmak istediğiniz fotoğrafı peşine hemen ekliyorsunuz. Böylece yarışmalarımızda yer alabiliyorsunuz. En önemli kuralı belirttikten sonra şimdi size yarışmalarımızda kimler destek oluyor, kimler fotoğraflarınızı paylaşacak. Biz bir ekibiz çünkü. Bu ekipten kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim sayfamızı bir kurum gibi düşünürsek, çünkü biz profesyonel çalışmaya çalışıyoruz. Kurumumuzun bir de müdiresi var, Nil Ötmen. Kendisi bizim kurumumuzun eli sopalı müdiresidir. Biraz ondan bahsedeyim. Repostlarda en çok desteği ondan alıyorum. Nil Ötmen belirttim. Ondan sonra Elmas Havlu Patik sayfasının sahibi Gülcan, bize destek olan arkadaşlarımızdan. Başka Dazing, Başak, Kelebek Hobi, Sinem Altire Hobi, İğne İplik Makara Elifçik, destekçilerimizden, bizim görsellerimizi hazırlayan arkadaşımız İğne İplik Makara, tekrar altını çizeyim. Onun dışında Mersin Nokta Tasarım Hatice arkadaşımız var ve bir tatlı fikir Davşanımız var. Bize destek olan arkadaşlarımız, ekibimiz bunlar. İsterseniz onlara da mesaj atabilirsiniz. Zaten isimlerini belirttim. Gel gelelim sponsorlara. Tabii ki şimdi size sponsorlarla ilgili bilgi vermeyeceğim. Çünkü bunlar öyle bir videonun sonuna böyle sıkıştırabileceğim şekilde sponsorlar ya da ödüller değil. Bunlar için, hepsi için daha doğrusu, ayrı ayrı videolar hazırlıyorum. Çünkü gerçekten baba ödüllerle geliyoruz. Ve hepiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu sponsorlardan haberiniz olsun. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bitti zannettik, ben de öyle zannetmiştim ama bitmemiş. Çünkü önemli bir ayrıntıyı bilgi olarak size aktarmam gerekiyor. Biz yarışma esnasında sayfamızı gizliyoruz. Neden gizliyoruz? Çünkü 29 hafta edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak çok fazla beğeni hileleri yapıldı ve hepsini biz tabii ki tespit ettik. Hepsini diskalifiye ettik ama bu bizim için çok yorucu oldu. O yüzden bunları ortadan kaldırmak ve böyle bir ihtimal olmaması adına biz sayfamızı kapatıyoruz. O yüzden yanlış anlaşılmasının, bunu özellikle belirtelim, takipçi kazanmak için falan, yani bu niyetlerle değil, tamamen bu beğeni hilelerini ortadan kaldırmak için sayfamızı sadece yarışma esnasında kapatıyoruz efendim. Bu sefer gerçekten videom bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen
kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tavsiye edin. Daha çok kitleye ulaştırın. Size minnettar olalım. Sevgiyle kalın. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies.